Adıyaman'da 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnaflar ekonomik olarak yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnaflar ekonomik olarak bittiklerini vurgularken çözümün ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çözüleceğini dile getirdi. Esnaf destek paketinin tüm esnafa yapılması gerektiğini belirten esnaflar ayrıca 17 günlük yasak ile vaka sayısının düşmesini beklediklerini aktardı. Halkın gözünde ürünler genellikle içecekler ön planda ama şu anda hükümetimiz nasıl size söyleyeyim, marketler zincirine çevirmiş. Marketler zinciri şu anda kapalı olan esnafların yerini doldurmuş. Hani adamlar resmen her memleketi sömürüyorlar, bizi de sömürüyorlar. Bütün Türkiye diyelim, Adıyaman diyelim, yani gün gelecek, herkes hakkını görecek inşallah. Herkes fazlasıyla görecek. Vallahi onu evet duydum ben de geçenlerde. Yani temennimiz uzamaması yönünde. İnşallah pandemide şu vaka sayıları biraz düşer de uzamaz inşallah. Çünkü gerek halk gerek esnaf artık bir sıkıldık yani bayağı. Hani bir an önce bitmesini istiyoruz. Zaten şu kapalı olduğumuz günlerde de müşterilerimiz arıyor, biz götürüyoruz. Hani yani dediğimiz şu, bu COVID-19'un bitmesi için siz evden çıkmayın, evinizde kalın. Biz sizin istediklerinizi getiririz kapıya kadar. Biz gerek diğer esnaf arkadaşlar olsun, bu pandemide açık olan yerler için söylüyorum. Biz getiririz. Yeter ki siz evinizde durun, sağlıklı olun. Biz istediğiniz ürünü kapınıza kadar getiririz. Bir an önce şu pandemiden kurtulalım. Ve 17 günden sonra bir uzama daha yaşamayız inşallah. Temennimiz o. Şayet yaşarsak artık bunun üstüne devlet üstüne düşeni yapıyor. Biz de esnaf olarak, halk olarak biz de üstümüze düşeni yapacağız. Tabii ki. Tabii ki bayrama hazırlığımız var. Yani o da zaten bayramda yine kısıtlama olduğu için biz onu da söylüyoruz hani müşterilerimize. Siz evinizde kalın, çıkmayın. Bayram tatlınızı biz evinize kadar bırakırız. Hazırlığımızı yaptık. Gerek baklavada olsun, kadayıfta olsun. Biliyorsunuz yaz geldi, dondurmada olsun. Ona bir talep var mesela. Havalar ısındı. Diyeceğimiz siz evinizde kalın. Biz hazırlığımızı yaptık. Normalde biz sizleri bekliyoruz diyorduk. Bu sefer siz bekleyin, biz getirelim. Yani Ramazan ayında biz genelde yoğunluğumuz güllaç var. Ramazan'ın gülü güllaç. Ona yoğunluk oluyor. Son dönemin revaçta olan bir tatlısı var. Fıstıklı soğuk baklava var. Ona bir revaçta şu anda onlar. Tabii ki bunun yanında baklava olsun, kadayıf çeşitleri olsun gidiyor. Ama ağırlıkta sütlü tatlılara halkımız ağırlık onlara veriyor şu anda. Güllaç ve soğuk baklava tarzı. Tabii ki tüm esnaflara yapılmalıydı. Hani bu sen açıksın, sana yapmayalım olmaz. Çünkü mesela biz şu an açığız ama sokakta kimse yok. Hani eskiye nazaran bir hamşahan bir iş yok yani. Ya çok şükür Rabbim yine kalitemizden dolayı müşterilerimiz sağ olsun bizi tercih ediyor ama yani benim naçizane görüşüm paketin herkesi kapsamasıydı. İnşallah öyle olur. 17 gün sıkı yönetim dolayından dolayı Allah yardımcıları olsun. Esnaflarımız zaten gördüğün gibi işler yok. Kesat. İnşallah bu süreç içinde maske inşallah takarsak, kurallara da uyarsak, ben diyorum ki herhalde inşallah bu süreç içerisinde şey olur yani, hastalığımız düşer diye düşünüyorum yani.